Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aracın antifrizini koyacağız. Motor antifrizi değil ama silecek suyu antifrizi. Onu koyacağız ve sileceğe biraz su ekleyeceğiz. Aracı çalıştıracağız. Motor biraz ısınsın, birbirine karışsın o sular. Ondan sonra iç camı içeriden sileceğiz. Buhar tutmasın diye. Kışın çoğu arkadaşımız sormuş zaten. Çoğu arkadaşımız derken bir yaklaşık 10-15 kişi sormuştu. Camımız buhar tutuyor. Aynı araç bizde de var. Ne yapmalıyız falan demişlerdi. Dediğim gibi şimdi cam temizleyici içeriden sileceğiz. Checkbox'ı çıkacağız. Bundan sonraki videolarda tabi takarsam takmayı düşünmüyorum pek, çünkü araç zaten rampada, kışın indireceğim pek söylenemez. Kış lastiği takarsam da videosunu alırım her türlü. Dört lastiği değişiriz, onu çekebilirsem çekerim ama onun haricinde şimdi biz bu şeyleri yapalım. Ondan sonra ben başlayacağım arkadaşlar, bir motoru çalıştırayım, biraz ısınsın ve silecek suyu yerini açalım ve suyumuzu boşaltalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi antifrizi koyacağız. Gördüğünüz gibi zaten motor antifrizi önden koydum, kırmızı görünüyor. Şimdi buraya antifriz koyacağız. Kapağı açalım. Bakalım içinde ne var. İçinde ne olacağı belli değil. İçinde hiçbir şey yok mübarek. Neyse arkadaşlar, ben şimdi kanalımı durduracağım. Sizlerin gördüğünüzde antifrizi dolduracağım. Antifrizimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne diyor antifriz? Cam su. Tamam bu. Bir arkadaşlar su aldım. Aldım derken yani koymak için aldım içine. Neyse ben şöyle durduracağım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce normal suyu koydum. Çünkü şu antifriz koyarsam pek kalmaz. O yüzden ilk suyu koydum. Şimdi antifriz koyacağım. Ne kadar alırsa o kadar dolduracağım. Zaten az bir şarkı. Neyse arkadaşlar, ben şimdi onu... Bir antifriz de koydum. Bakın mavi mavi olacak artık. Neyse arkadaşlar, siz yolun motor antifrizini ve silecek antifrizini unutmayın arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor diye soracak olan bazı arkadaşlarımız illaki olur. Bu silecek suyunun kışın donmasını engelliyor. Tabi belli bir eksi derecelere kadar engelliyor. Ondan sonra bu da fayda etmiyor. Neyse şimdi ben bir çalıştırayım arabayı. Ondan sonra birbirine yaparsınlar. Antifrizi koydum. Motoru çalıştırdım, biraz sesten duyulmaz diye kaydı almadım. Birbirlerine karıştılar zaten. Antifriz az kaldı. Neyse. Ben şimdi içten geçiyorum ve iç camı temizliyoruz buhar önlemesi için arkadaşlar. Ben şimdi içeri gidiyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir adet cam silici, cam temizleyici. Bir adet çekbaz küçük. Ve bir tane de bez arkadaşlar. Bez pek işe yaramayacak ama arkadaşlar, şu altı damlayan suları almak için onu kullanacağız. Dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sıktım, biraz bekleyeyim çünkü biraz daha böyle kendilerini aşağı doğru atsın arkadaşlar ve o sırada şu alta damlayan suları alacağım. Arkadaşlar aşağı damlayan suları da aldıktan sonra şimdi çekbasla camdaki suyu çekebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camdaki buhardan eser kalmadı. Şurada kalan tek küçük parçaları da alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi kalan suları alıyoruz, yani aşağı gelen suları. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi alttaki suları da aldık. Şimdi arkadaşlar şu kenarda gördüğünüz, görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada süsler var arkadaşlar, cam süsleri. Onları da alacağım arkadaşlar. Ve sonrasında onların yanında kalan şeyleri de alacağız. Gördüğünüz gibi bir taneyi çıkardım. Şuraya koydum.
Bir yeni de çıkardım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cam parladı. Dıştan da yıkadığımız zaman tam parlayacak. Çünkü tam parlamıyor arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, çünkü dıştan pis arkadaşlar cam. O yüzden bu kadar. Dıştan yani gene güzel görünüyor. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz kontağı çevirelim. Kaputu kapatayım ben. Ondan sonra camı içeriden dış tarafına silelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kontağımızı bir kere çeviriyoruz ışıkların bekleyeceği şekilde ve sileceğimizi aşağı vurup su bekleyecek şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar sağ taraf tıkandı. Gördüğünüz gibi cam parladı arkadaşlar. Antifriz daha parladı. Antifrizi cam temizliği. Arkadaşlar şu yukarıdaki sular biraz daha aşağı kalsın ve sileceğimizi tekrar çalıştıralım. Güzel bir video oldu bence arkadaşlar. Ben video çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sizlere bilgi kattıysam ve mutlu bana. En aşağı bulduk, sonrası çalıştıralım ve şuradaki akan suları alalım arkadaşlar. Şunun ne olduğunu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Park sensörü. Tamamdır arkadaşlar. Camımız tertemiz oldu. Dilerseniz bir de size buradan göstereyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cam parladı. Şu kenarda kalan kirler ne diye soracak olursanız, dışarıdaki kiri şu tarafa ettiği için şurayı silecek alan yok ve o kir orada duruyor arkadaşlar. Onu alamazsınız zaten. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi torkluları da parlatmış olduk bu sayede. Söyleyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Dediğim gibi yararlı olduysa mutlu bana. Şunları da arkadaşlar ben videoyu kapattıktan sonra takarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.